Kardeşim, BCA'yı damardan alacaksın kardeşim, damarlanacaksın. Yeni bir bro tarif, yine sizin kas kütlenizi şişirecek, kollarınızı benimki kadar olmasa da bayağı bir büyütecek bir tarif vereceğim. Bro ne sever bro? Bro büyük şeyleri sever, büyük. O yüzden şimdi bir kurabiye yapacağız, cookie yapacağız. Ama devasa bir cookie yapacağız. Yani ağırlık plakasını biliyorsun kardeşim. Aynı ağırlık plakası gibi bir cookie yapacağız, onu yiyeceğiz. Jimde de devam, mutfakta da devam. Bro tariflere hoş geldin kardeşim. Önce şöyle büyük bir kap alıyorsun kardeşim. Hayatta her şeyin her zaman en büyüğünü kullanacaksın büyümek istiyorsan. Bu önemli kardeşim. Yine buraların temel besin ögelerinden biri olan yulaf ezmesi. Yani karbonhidrat kullanacağız. 2 su bardağı kadar karbonhidrat kardeşim. Kasları şişirmek için gerekli. İyi bir bro her Allah'ın günü yulaf ezmesi yediği için yulafı direkt gözüyle hop tartacaktır. O yüzden ölçü kabına falan gerek yok kardeşim. Yulafların üstüne süt ekliyorum kardeşim. Bir çay bardağı süt. Şimdi fırının altını açıyorum. Birazcık ısınmaya ihtiyaç var çünkü kaslar soğukta böyle ufaktan küçülmeye başlar. Kasların hemen ısınması için fırının altını şimdiden yakıyoruz. 200 derece yeterli olacaktır. Yine bir buranın olmazsa olmazı yumurta. 3 tane yumurtanın tamamını koyuyoruz kardeşim. Eskiden buralar çok cahildi. Yumurtanın sarısını beyazını ayırırdı. Artık buralar bile akıllandı. Yumurtayı bütün yiyorlar. Yumurtaları kırdıktan sonra biraz dinleniyorsun kardeşim. Çünkü dinlenmeden gelişemezsin kardeşim. Bir sonraki malzememiz tarçın. Bol bol tarçın tüketiyoruz. Bildiğiniz gibi buraların en büyük tatlı kaynaklarından biri tarçındır. Kuru kayısı. Kuru kayısı koyuyoruz kardeşim. Neden kuru kayısı koyuyoruz? Çünkü buralar günde 500 gram, 600 gram, 700 gram, 1000 gram, 1 kilo protein tükettikleri için tuvalette sıkıntı yaşayabilirler. Ama kuru kayısı bize bu anlamda acayip yardımcı olan bir besindir kardeşim. Yiyecek değil, besin. Kayısıları da küçük küçük doğradıktan sonra yine karışımın içine atıyorum. Bak hiç uğraş yok, tatava yok. Direkt fırınlayacağız. Bam, her şey hazır. Yulafı bile un haline getirmedim. Niye? Çünkü bro'nun vakti yoktur. Bro vaktinin büyük bir kısmını antrenmana yani ağırlık basmaya harcar. O yüzden böyle mutfakta tatavalı işlerle vakit kaybetmek yerine burada 2 dakika kazanırsın. O 2 dakikayı gidip salonda hafif kiloyla 55 tekrar yaparak kullanırsın, değerlendirirsin. Kardeşim pump kaçtığında yine beni uyarmanı senden isteyeceğim. Aman kardeşim çatlama, dikkat et. Kardeşim çatır çatırım ya. Geçen gün birazcık parçalanmam gerekiyordu. Vücudu parçalamam gerekiyordu. Kıyma makinesine girdim. Çatır çatır çıktım kardeşim. Lime lime, parça parça. Mükemmel karıştılar. Sen haftanın günlerini biliyor musun kardeşim? Tabii. Say bakayım. Pazar, pazartesi, salı. Yok kardeşim öyle değil. Haftanın günleri yanlış biliyorsun kardeşim. Haftanın günlerini ben sana sayayım. Göğüs, ön kol, sırt, arka kol, omuz diye devam eder kardeşim. Hemen örnek bir cümleyle sana bunu öğretmek istiyorum kardeşim. Mesela bana bir teklifte bulun. İçinde gün içeren bir cümleyle ama. Çarşamba günü bira içelim mi? Hemen ben bunu şimdi sana translate ediyorum kardeşim. Broca'ya çeviriyorum. Bro, sırt günü protein shake içelim mi? Cookie dedik, kurabiye dedik. Hemen bir pump. Brolar muz yer kardeşim, muz. Özellikle bulk döneminde bol bol muz yerler. Püre haline getireceğiz ama yumruklayarak bu işi hallediyoruz. Muzlar püre haline geldi bile. İthal muz kullanırsan Avrupa'yı bir vücut yaparsın. Yerli muz kullanırsan daha yerli bir vücut yaparsın. Coconut oil. Neden yağ koyuyoruz? Hem cookie'ye böyle güzel bir çıtırlık efekt, hem de kardeşim bulktayız. Kaslar ağlıyor. Besin diye ağlıyor kardeşim. Onların ağlamasını durdurmak için bunlara biraz daha kalori vereceğiz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar coconut oil. Fazla kaslı olduğum için kardeşim sanırım kapağı kırdım. Sıkıntı yok ama devam. Böyle şeyleri çok yaşıyoruz evelallah. Gains dedik, kas kütlesi dedik. Kuru yemiş önemli kardeşim, o yüzden. Artık evde ne varsa fındık olur, fıstık olur, antep fıstığı olur, kaju olur, leblebi olmaz. Sen hiç 1000 kalorilik kurabiye yedin mi kardeşim? Yani bir kurabiyeden 1000 kalori hiç aldın mı kardeşim, yedin mi? Belli zaten kardeşim, ufak kalmışsın. Bir avuç kadar kuru yemiş yeterli. Muzları iyice ezmek lazım kardeşim ki daha homojen. Çok güzel olacak ha. Son bombastik malzeme. Bak. Ne bu kardeşim? Sen buna kuru üzüm mü dedin az önce? Kuru üzüme benzettin mi? Bir çikolata, tanesini çikolata. Ağzına atar mısın kardeşim? Çikolata mı? Bu kardeşim bitter. Ama böyle benim yaptığım gibi millete vermeyin. Çok çabuk bitter. Kakao oranı ne kadar yüksek olursa o kadar işimize yarıyor kardeşim. Çünkü kakao pump olmakta bize fayda sağlar kardeşim. O yüzden bol bol kakao tüketebiliriz. Bak nasıl akıyor. Bak. 40 gram, 50 gram. Yeterli. Daha sonra bu harcı ne yapmıyoruz?
Tek tek böyle 20 tane kurabiye falan dağıtmıyoruz kardeşim. Çünkü biz bir broyuz. Kardeşim bunu yaptıktan sonra da sağda solda ben kurabiye yaptım demeyeceksin. Ne diyeceksin biliyor musun? Sor bir daha. Ne yaptın? Kurabiyeme yaptım. Ya. Kurabiyeni kimseyle paylaşmayacaksın. Bak nasıl akıyor. Bak. 20 kiloluk plakanın benzerini burada yapmaya çalışıyoruz. Tam o şekle getirebilirsiniz. Hatta ortaya bir de delik bırakıp şekil mi verseydik? Plaka gibi çıksaydı. İki tane yapıp damlalı olabilir ha, doğru dedin. O kamerayı bir bırakıp gelir misin kardeşim yanıma? Gel kardeşim, tut ucundan. Evet. Yardımlı girelim de iki tekrar fazla atayım kardeşim. Şimdi bunu sen tut kardeşim. Evet. Hocam fırına atabilir misin? Tam orta göze. Beni kaybetmeden lütfen. Orta göz. Güzel. Az önce ne yaptım? Yardıma çağırdım elemanı. Bir seti beraber girelim deyip bütün seti ona yıktım kardeşim. Bench press basarken de yatacaksın. Elemanı çağıracaksın. İki tekrar yeterli. Sonra yavaş yavaş desteği ona bırakacaksın. Bir yerden sonra sen elleri oynatacaksın sadece. O da deadlift yapmaya devam edecek yukarıda kardeşim. Böylelikle diğer broları jimden eliyorsunuz. Adamı orada sakatlıyorsunuz ayaküstü. Bunu da unutmayın kardeşim. Ah, kurabiyememizi fırına attık. 20 dakika 180 ya da 200 derecede pişecek artık. Çok çıtır seviyorsan 200 derece. Az çıtır seviyorsan 180 derece. Buralar çıtırları da sever bu arada. ne diyordum ben ya? Çıtırları sever diyorduk. Fırında pişerken de 20 dakika süremiz var kardeşim. Bunu değerlendirmek adına 20 dakika boyunca şınav çekiyoruz. ...3060 tane çektik ve kurabiyemiz hazır kardeşim. Ah, beli kaybediyordum. Kardeşim bu nedir ya? Şuna bir bakar mısın? Nasıl fıkır fıkır. Fıkır fıkır ediyor bak. Havarmış bari. Devasa cookie. Kenarından birazcık alacağım. Şimdi tabii soğudukça bu sertleşecek. Şimdi o kadar sert değil. Yine de gayet kıvamlı bir cookie. Hemen tadına bakıyorum. Uyarı, Bro Tarifler serisini beğendiysen beğen butonuna basmayı ihmal etme kardeşim. Beğenmezsen gelişemem. Tadı fişek. Üstelik çikolatasız kısmından yedim. Ona rağmen fişek. Sıcacık böyle muz püresi. İyice coşturmuş. Yapıyorsun, yiyorsun. Kaloriyi, kiloyu alıyorsun kardeşim. Kalp kitlesi ekliyorsun. Yine bütün besin değerleri açıklamalar kısmında. 1000 kaloriden birazcık geçecek bir tarif tek başına şu kurabiye. Yap bunu, at çantana okulda, işte sağda solda. Yine ısıra ısıra gezebilirsin dışarıda böyle. Elinde devasa bir kurabiyeyle gezip brolunu cümle aleme gösterebilirsin. Aşağıdan da beğen butonuna basmayı unutmuyorsun kardeşim. Beğenmezsen gelişemezsin. Bro tariflerin devamını görmek istiyorsan da, kaçırmamak istiyorsan da, daha fazla kas kitlesi istiyorsan da ağırlık plakası şeklindeki yuvarlaktan abone olup aramıza katılabilirsin kardeşim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bak hareketlere bak. Süper olmuş. Bayıldım. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Kollarının şiştiğini hissetmeye başladın mı kardeşim? Sıyıramıyorum ama... Sıyıramıyorsun bile o kadar yani. İyiyiz yani.